Brent petrolde geçtiğimiz hafta satış baskısının yeniden arttığını izledik. Zaten takip eden izleyiciler bilecektir. Brent petrolde ve petrolün genelinde zaten talebin yetersiz olduğunu, talepte bir toparlanma olmadan, özellikle ulaştırma sektöründe belli bir toparlanma gelmeden petrol fiyatlarına yukarı yönlü yükselişin sınırlı kalabileceğini, biraz zor olduğundan bahsediyorduk ki zaten direnç seviyelerini de vermiştik. Bu noktalardan ciddi satışlar geldi ve fiyatlar aşağı doğru düştü. Şu anda görüntü bir miktar olumsuz gözükmekte. Baktığımız zaman 43-40 referans seviyesinin de altına gelmiş durumda fiyatlar. 43-40 seviyesi önemli. Bu uzun zamandan beri ben zaten sürekli bu fiyatı, bu seviyeyi işaret ediyorum. Bu noktanın altında kaldıkça satış baskısının bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Burada 39-60 seviyesi önemli. Açıkçası ben satışların bu seviyelere kadar gevşeyebileceğini, hatta belki 39 seviyesinin de görülebileceğini, fakat buralarda tekrar yatay dalgalı hareketlerin içerisine döneceğini düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi gene tabii ki talep tarafı. Üretim tarafında veriler açıkça belirli, fakat talep tarafındaki belirsizlik vardı. Bu da satışların artmasında açıkçası önemli etkenlerden bir tanesi. Altın tarafına baktığımız zaman beni takip eden izleyiciler çok iyi herhalde altın fiyatlarını da takip ediyorlardır. Çünkü burada verdiğimiz grafiklerde ve verdiğimiz yorumlarda neredeyse çok paralel gelişmeler yaşanıyor. Tekrar hatırlatmak gerekirse 1930-1915 seviyesi ons altında önemli seviyeler. Burada her ne kadar bu seviyelerin altına gelmiş olsa bile sürekli üstünde kapatmayı başardı. Geçtiğimiz cuma günü de buna benzer bir hareket oldu. 1917-20 bandının ne kadar önemli olduğunu zaten sıklıkla söylüyorum. Burada bu bandı izlemeye devam edeceğiz. Fakat kapattığı yer ons altının çok kritik bir seviye. Burada baktığımız zaman yaklaşık Mart ayından başlayan yükseliş trendinin geçtiği destek seviyesi. Alt trend bandı bu seviyeden geçiyor, 1930 seviyesinden. Eğer yükselişin devam edeceğini, ons altında yükselişin devam etmesini bekliyorsak bu seviyenin üstünde kapatması lazım. Bu haftada yukarı yönlü bir trend olması lazım. Bu seviyenin altında kapanışla beraber eğer 1917 seviyelerin, ki ben burada kritik seviye olarak 1910 seviyesini görüyorum. Çünkü aşağı doğru sarkmalar olabilir ama 1910 seviyesinde bir kapanış olması fiyatların daha da aşağı gerilebileceğini, ki bana sorarsanız eğer böyle bir kapanış olması durumunda 1865 seviyelerine kadar hızlı bir çekiliş görebiliriz. Daha sonra da açıkçası benim beklentim 1792 görülebileceği seviyesi. Bunu da zaten sosyal platformlarda da paylaşmıştım. O yüzden bu haftaki hareketler önemli olacak. 1930 seviyesinin üzerinde kalabilecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Özellikle bu yükselen, Mart ayından gelen yükselen trend kanalı kırılacak mı, yoksa yukarı yönlü tekrar bu kanalın içerisinde kalıp yukarı yönelecek mi, izliyor olacağız. Gümüşe konuşmak gerekirse gümüşte bir miktar daha yatay bir bant var. Burada da 26-23 seviyesinin zaten ne kadar önemli olduğunu uzunca zamandan beri işaret ediyordum. Tekrar bu seviyelere geldi geçtiğimiz hafta ve buradan tekrar yukarı yönlü döndü. Ben bu hafta da altınla paralel hareket etmesini bekliyorum gümüşün. Burada yukarıya doğru yöneliş olacaktır. 27-50 seviyesi burada önemli. 27-50 seviyesi geçilmeden kalıcı bir yükseliş olacağını söylemek burada çok gerçekçi değil. 27-50'nin üstünde geçildiği zaman 29-14 seviyelerine doğru bir yükseliş beklenebilir gümüşte. Dediğim gibi burada altına paralel hareketleri görmemiz yüksek olasılık. Platin ve paladyum özelinde değinmek gerekirse, platin ve paladyuma bir miktar daha nakit akışının daha fazla olabileceğini, daha ön plana çıkabileceğini söylüyorduk. Ki bence bunu da geçtiğimiz hafta performanslarıyla bir miktar gösterdiler. Bir miktar daha iyiydi. Özellikle paladyum tarafında performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Platin bir miktar geride kaldı ama son günkü hareketler güzeldi. Burada 890 seviyesi önemli platinde. 890 seviyesinin üzerinde kalındıkça yukarıda 925 seviyelerine doğru bir hareketlenme olacaktır. Onun üstünde de direnç seviyesi olarak 947-48 seviyesi var. Bu seviye 947-48 seviyesinin üstüne çıkarsa platin,
burada tekrar zirve seviyesi görmüş olduğu, Ağustos ayı başında görmüş olduğu seviyelere, binli seviyelere doğru bir hareket görebiliriz burada. Çeşitli yayınlarda bahsetmiştim ama baktığımız zaman platinde gümüşe benzer bir grafik mevcut açıkçası. 2016'dan beri yatay bir kanal içerisinde, bu kanal bir türlü kırılamamıştı. Şimdi gelen yüksek likidite, düşük faiz oranları artı pandemi krizi sonrasında bu tarafa olan ilgiyle beraber burada da bir yükseliş görüyoruz. Buradaki kritik seviye 1017 seviyesi, 1000 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak, bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket olursa platinde de çok hızlı yukarı hareketler görülme ihtimali var. Yatırımcıların da bunu göz önünde bulundurmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Paladyum bu noktada bir miktar daha avantajlı. Zaten ben paladyumu platine göre ve diğer emtialara göre bir miktar daha fazla beğeniyorum. Çünkü endüstriyel alanda daha fazla kullanılan bir ürün. Ekonomilerdeki toparlanma olacağı beklentisinin en fazla yarayacağı emtialardan bir tanesi. Zaten geçtiğimiz hafta gelen özellikle Çin tarafındaki ekonomik veriler etkiliydi. Paladyum'da da bir daha hareketli olduğunu gördük. Burada kritik seviye olan 2314 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak Palladium'da da yukarı doğru hareketler görebiliriz. Açıkçası ben Palladium'dan bir miktar daha ümitliyim. Tekrar 2800-2900 seviyelerinin, 2850 seviyelerinin görülebileceğini düşünüyorum. Kısa vadede, orta vadede. Ki burada da özellikle fonlar tarafındaki artı yatırımcılar tarafında genel olarak ilginin bu tarafta bir miktar daha fazla olacağını beklentim var. Bakır tarafında da kısaca diğer kıymetli madenlere de konuşmak gerekirse bakırda bir miktar daha satışların olduğu bir hafta oldu. Bir miktar daha satıcılı bir seyir vardı. Burada Güney Amerika'da bir miktar daha iyimserlik olduğunu söyleyebiliriz. Çin'deki alımların bir miktar yavaşlaması burada bir kar satışlarının olmasına neden oldu ama demir cevheri çok daha güçlü bir seyir izledi. Zaten demir cevherinin güçlü seyrinin Çin kaynaklı olduğunu belirtiyorduk. Burada 120 seviyelerin geçilmesiyle beraber hız alımların daha da arttığını gördük. Bu seviyelerin geçilmesi, 120 seviyesinin geçilmesi açıkçası 137 seviyelerinin de artık demir cevherinde hedef haline getirdi. Bu seviyelerin göreceğini düşünüyorum açıkçası. İlgi çok fazla. Çin tarafındaki alımlar çok etkili. Talep tarafı çok etkili. Bu da fiyatlarda yükseliş trendinin devam etmesine yol açıyor. Buna paralel tabii ki kömürü de değerlendirmek lazım. Çünkü demir cevheri ve kömür çelik üretiminde kullanılan, demir üretiminde kullanılan önemli girdilerden bir tanesi. Burada demir cevherindeki fiyat artışları kömür fiyatlarında da yukarı yönlü seyre yol açtı. Kömürde özellikle 50.80 seviyesi önemliydi. Bu seviyenin üzerinde kapanışla beraber burada da bu hafta içerisinde alıcılı seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz. İlk direnç olarak 53 seviyesini verebiliriz kömürde. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde alımlar daha da hızlanacaktır. Alüminyum tarafında, alüminyumda da bir miktar dengelenme çabası mevcut. Özellikle direnç seviyelerine geldikten sonra 1805 seviyeleri, 1807 seviyelerine doğru bir hareket yaşanmıştı. Burada bir miktar kar satışları geliyor. Bunun olması normal çünkü pandemi krizi öncesi seviyelere geldi. Buralar artık direnç seviyesi. Bu seviyenin üstünde kalabilirse burada da hızlı bir şekilde yukarı doğru alımların arttığını, 1918 seviyelerine doğru yükselişlerin yaşandığını, 1900'lere doğru yükselişlerin yaşandığını görebiliriz alüminyum tarafındaki. Burada tekrar altını çizmekte fayda var. Çin tarafı uzun yıllar sonra ilk defa net ithalatçı konumunda alüminyumda. Bu da talep tarafının çok güçlü olmasına yol açıyor. Tarım emtialarını da kısaca değinelim. Onlarda da çünkü ilginç hareketler oluyor. Buğday tarafında özellikle kasırgalar, Amerika'daki kasırgalar nedeniyle bir endişe vardı arz tarafında. Daha sonra da yağışların düşük olması nedeniyle bir endişe vardı ve fiyatlar hızlı bir şekilde yükselmişti. 563 seviyesi direnç seviyesi bu noktada, 553 seviyesi de destek seviyesi. Hatta bu destek seviyesini ara destek olarak kabul edebiliriz. Asıl destek seviyesi 551 seviyelerinde ki bu seviyeyi Temmuz ayında görmüştü zaten. Şimdi buraları destek yapmaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerine tutunduğu sürece tekrar yukarı yükselişler, 563'e doğru yükselişler görebiliriz.
551 seviyesini yakından takip edeceğiz. Bunun altında da kısa vadeli 548 desteği ve sonrasında da 538 desteği mevcut. Mısır tarafına baktığımız zaman ise Mısır'da da gene aynı şekilde özellikle kısa vadeli arz endişeleri Amerika tarafında Meksika Körfezi'ndeki kasırgalar nedeniyle endişeler vardı. Fiyatlar hızlı bir şekilde yükselmişti. Burada dengelenme çabaları var gene. Burada da 352 seviyesi üzerinde ve 355 seviyesi üzerinde tutunma çabalarını görüyoruz. Yukarıda 362 direnci var. Ben açıkçası Mısır tarafında çok olumlu olduğumu söyleyemem. Çok fazla yüksek üretim, çok yüksek kısa vadeli arz nedeniyle fiyatlar yukarı doğru yönelebilir. Fakat açıkçası yüksek üretim bende bir miktar daha temkinli yaklaşmama neden oluyor. Pamuk tarafında ise benim olumlu olduğum emtialardan bir tanesi özellikle Çin tarafındaki Çin ekonomisinin toparlanması bu noktadaki beklentilerimi de arttırıyor benim. Aynı şekilde mesela Türkiye'nin de bu noktada güçlü olduğunu söyleyebiliriz ki çünkü Türkiye uzun zamandan beri Amerika'nın açıklamış olduğu haftalık ihracat verilerinde hep genelde ilk 3'te ilk 5 içerisinde yer alıyor. Bu önemli bir işareti Türkiye'deki tekstil sektörü içinde pamuk alımları içerisinde de. Bu noktada ben pamuk talebinin bir miktar daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Çin tarafındaki talebin de fiyatları yukarı yükselttiğini söyleyebilirim. Buradaki gelecek COVID-19 vaka sayılarındaki azalması, ekonominin tekrar çalışmaya başlıyor olması pamuk fiyatlarını yukarı yönlü itebilir. Şu anda da zaten yukarı yönlü bir trend var. Bu trend devam ediyor. Bu trendi izlemeye devam edeceğiz açıkçası. Kısa vadeli olarak şunu söyleyebilirim, 63.41 destek seviyesi, yukarıda direnç olarak şu anda 65 seviyesi var, buna yakın kapattı zaten. Bunun üstünde de tekrar yukarı yönlü 66.50 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. 66.50 seviyesi de direnç seviyesi olacaktır. Şeker tarafında da, şekerde uzun zamandan beri açıkçası petrol fiyatlarındaki düşüş burayı etkilemiş durumda. Arka arkaya eksi kapanışlarla beraber şeker fiyatı da geriye geldi. Petrol fiyatı şeker için önemli çünkü Brezilya dünyanın en büyük şeker üreticisi. Buradaki şeker kamışından üretilen şeker kamışı üreticileri petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle etanol üretimi yerine şeker üretimini tercih ediyorlar. Petrol fiyatları yukarı yükseldiği zaman etanol fiyatları da yükseldiği için üreticiler şeker yerine bu sefer etanol üretimini tercih ediyorlar. Bu da şeker arzının azalmasına yol açıyor ama petrol fiyatlarındaki düşüş de haliyle üreticilerin şekeri üretmesine tercih etmesi nedeniyle de arz endişelerini beraberinde getiriyor. Burada kısa vadede 11.93 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça bir miktar toparlanma bekleyebiliriz. Ama tabii buradaki en önemli gösterge petrol fiyatları olacak. Petrol fiyatlarını yakından takip etmesi lazım yatırımcıların. Yukarıda ilk etapta 12.55 direnci, sonrasında 12.29 direnci, pardon önce 12.29 direnci, sonrasında o 12.55 direnci ve 12.90 dirençlerinden bahsedebiliriz şekerde. Kahvede ise tam tersi bir seyir şu anda devam ediyor. İnanılmaz hızlı bir yukarı yükselen bir trend var. Özellikle kahve zincirlerinin açılmış olması, kahve tahminlerinde üretim açığı olacağı beklentileri fiyatların yukarı yönlü toparlanmasına yol açtı. Tabii ki bir önceki tahminlerde üretim fazlası bekleniyordu. Sonrasından üretim fazlası tahminlerinin üretim açığı tahminlerine dönmesi aynı noktada Güney Amerika'daki COVID-19 vakalarındaki artış, kısa vadeli arz endişeleri, bunun yanında kahve zincirlerinin açılması, talebin tekrar yükselmeye başlamış olması fiyatların da hızlı bir şekilde yukarıya doğru yönelmesine yol açtı. Burada yukarı yönlü seyir devam ediyor. Bu devamında 130 seviyesi üzerinde kaldıkça, 130-50 seviyesi üzerinde kaldıkça açıkçası 142 seviyelerine kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Bu seviyeler hedef seviyesi olacaktır. Burada da bu iki rakamı takip ediyor olacağız. Kakao fiyatlarında ise kakaoda biliyorsunuz kakao en fazla üretilen bölgeler Batı Afrika bölgesi. Özellikle Ghana ve Felici sahilinde yoğun üretilen ürünler. Bu iki ülkenin fiyatları üretici korumak amaçlı fiyatları yükseltmesiyle beraber kakao fiyatlarında da yukarı yönlü bir artış vardı. Fakat son iki günde satışlar gelmeye başladı. Bunu da genel olarak bahsetmek gerekirse yüklemelerdeki kısa vadeli yüklemelerdeki ciddi artış burada
kısa vadeli de arzın da artmasına yol açtı. Bu da fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye yol açtı. Burada gene özellikle yüklemeler yakından takip edilecek. Yüklemelerdeki artış ve arz tarafındaki artış özellikle Avrupa tarafında, çikolata üreticileri tarafında önemli olacaktır. Bu hafta da bu fiyatları izlemeye devam edeceğiz. Herkese bol kazançlı, güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.